vatandaşlarımızın daha güzel bir şekilde deniz aktivitelerini yerine getirilmesi için emniyet duyuyorlar bize, güveniyorlar. Biz de o güveni boşa çıkartmayalım. Olanca gücümüzü, emeğimizi, işimizi güzel bir şekilde yapmaya çalışalım. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak ilimiz genelinde denize kıyısı olan bütün ilçelerimizde Gülyalı, Altınordu, Perşembe, Ünye, Fassa bütün ilçelerimizde güvenli plajlarımızı oluşturduk. 19 plajımızda can kurtaran ekiplerimiz, 87 can kurtaran personelimiz var. Bizlerle beraber 90'ı bulan personelimiz var. 5 adet J-Sik'imiz, 3 adet Zodiac botumuz, 1 adet de 4x4 ATV'miz var. Can kurtaran arkadaşlarımız vatandaşlara gerekli uyarı ikazları yapıyorlar. Anında bir olay olduğu zaman bütün istasyonlarımızda can kurtaran arkadaşlarımız birbirleriyle irtibat haline geçerek J-Sik'ler, Zodiac botlar ve arama kurtarma ekiplerimizle birlikte olaya müdahale ediyoruz. Geçen yıl bizim güvenli plajlarımızda yaklaşık 125 vatandaşımıza müdahalede bulundu arkadaşlarımız. Boğulmaktan kurtardılar. Bu yıl şu ana kadar 10 boğulma vakasıyla, hava şartlarında biraz ilk başlarda olumsuz gitmesiyle çok yoğunluk olmamıştı ama son bir haftadır yoğunluk var. 10 vatandaşımıza müdahale ettiler. Bizim güvenli plajlarımızda çok şükür, buna nazar değmesin diyorum özellikle not düşerek. Güvenli plajlarımızın hiçbirisinde çok şükür bir can kaybı yaşamadık. Normal dalga seyrinden hariç kıyıya gelen dalgaların tersine bir dalga hareketi ve orada bir beyazlama, köpüklenme varsa, denizin bir karışık hali varsa yaklaşık bu 10 metre genişliğinde bir alandır. Bu alanda denize girmesinler. Eğer ki bilmeden kazara girmişlerse ve bu rip akıntısına kapılmışlarsa kıyıya paralel bir şekilde sağa ya da sola yüzerek rip akıntısından kolayca kurtulabilirler ya da akıntının çekmiş olduğu yöne doğru kendilerini bırakıp da bu akıntıdan kurtulabilirler. Ama kesinlikle akıntının çekmiş olduğu yönün tersine doğru yüzmeye çaba sarf etmesinler. Çünkü suyun kaldırma kuvvetiyle birlikte rip akıntısı denize doğru çektiği için kıyıya doğru yüzmek isteyen birisinin gücü bitecek ve paniğe kapılıp boğulma tehlikesi geçirecek. Belki de hayatını kaybedecek. Biz burada vatandaşlarımıza uyarımız, bizim belirlemiş olduğumuz 19 plajımızda denize girmeleri, bilinmeyen, bizim zaten tehlikeli görmüş olduğumuz alanlarda plaj açmıyoruz biz. Oralara da uyarı ve ikaz tabelaları koyuyoruz. Bu tabelaların üzerinde de QR kodlu telefondan barkod okutucuyla okuttukları zaman en yakın plaj konumu çıkıyor. Vatandaşlarımız güvenli plajları tercih etsinler. Bilinmeyen, bilmedikleri bölgelerde denize girmesinler. Ve kendilerinin, yakınlarının, çocuklarının canlarını riske atmasınlar. Kırmızı ve sarı bayrak denize girilebilir olduğunu, can kurtaranın da görev başında olduğunu gösterir. Sadece kırmızı bayrak denize girilemez olduğunu ya da can kurtaranın görevinin sona erdiğini belirtir. Kulelerimize, bizim güvenli plajlarımızda kırmızı bayrak gördükleri zaman vatandaşlarımız denize girmesinler. Zaten ekiplerimiz de deniz kötü olsa dahi yani 10-30 ile 19 saatler arasında burada görevde oluyorlar. Ola ki vatandaşlarımız bütün riskleri göze alıp denize girmeye zorlayabilir diye. Burada uyarmak için de burada ekiplerimiz bekliyor oluyorlar.
Ayrıyeten Büyükşehir Belediye'miz, Valiliğimiz, Jandarma, Emniyet, Milli Eğitim Müdürlükleri ile birlikte bilgilendirici ve eğitici broşürler de dağıtıyoruz aynı şekilde. Vatandaşlarımız kesinlikle Karadeniz gerçekten Akdeniz'e göre, Ege'ye göre biraz daha tuz seviyesi düşük olduğu için kaldırma kuvveti düşük, boğulma tehlikesi daha fazla. Vatandaşlarımız kesinlikle bu bilinçle hareket etmeliler. Hava şartlarının kötü olduğu durumlarda zaten bize meteorolojiden direkt uyarı geliyor. Dalga seviyesinin yükseldiği ile alakalı, denize girmenin tehlikeli olduğu ile alakalı. Biz hemen işte kırmızı bayrağımızı çekip vatandaşları uyarıyoruz denize çıkmaları konusunda. Buradan vatandaşlarımızdan bu uyarılara mutlaka uymalarını, can kurtaran arkadaşlarımızın hiçbir şekilde kendi keyfi olarak denizden kimseyi çıkarmayacağını bilmeleri gerektiğini, bu uyarıları dikkate alarak da deniz aktivitesini sonlandırmasını rica ediyoruz. Çünkü biz burada onların güvenliği için buradayız. Tokat'tan geliyoruz. Burada kızımız okuyor. Hem ziyaretine geldik, hem de denizinden faydalanalım dedik. Gelmişken denizine de giriyor. Sahili de çok güzel. Tabii Tokat'ta da deniz olmadığı için hazır buraya gelmişken orada da denizimiz var. Bu denizden de faydalanalım dedik. Geldik, girdik. Hava güzel, deniz güzel, kumsal güzel. Her şey güzel. Belki çocuğumuzu yüzdürmek için geldik. Hava güzel, deniz güzel. Memnunuz yani, ne bileyim. Tercih edenler Ege'ye, Akdeniz'e de gidiyor. Ama bizim kendi memleketimiz, kendi denizimiz. Etraf çevrili, güzel. Korkusuz giriyoruz. Güvendiğiniz için mantarlı alan içinde yüzmeye devam edin. İyi eğlenceler.